Yeliz Doğan ailesinin tüm birikimini kriptoda kaybetmiş ve sonrasında da sırra kadem basmıştı. Aylar sonra Esra Eroğlu ortaya çıktı ve bakın kendini nasıl savundu. Kaçmak niye? Beni aramadın, niye aramadın beni? Sen evin, arabanın parası nereye? Para gitmiyor. Seni tutuklasınlar, sen dolandırıcısın. Ailesine ait ne var ne yok sattı, 1 milyon lirayı kripto borsasında batırdı. Aylar sonra ortaya çıktı ve kendini işte böyle savundu. Tüm mal varlığım Yeliz Hanım'dan. Her şeyimiz gitti. Neden? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Para bitti. Açıklamasını sana yapamadım. Korktum. Vakit hasta eşini ve çocuklarını bırakıp kaçan Yeliz Doğan için artık ailesiyle yüzleşme vaktiydi. Baskı altında olduğunu düşünüyorum. Bir tehdit altında olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir şey yani yok. Eğer yani öyleyse bak gerçekten biz buradayız. Her zaman yanındayız. Ya kesinlikle böyle ama bir şey yok. Ama sen kendi isteğinle gittiysen zaten biz ona bir şey diyemeyiz. Tabii ki de ben kendi isteğimle gittim. Doğan tehdit altında değilim dese de kızının hedefinde annesinin eski iş ortağı vardı. O adam neden buraya hala bağlanmıyor? Niye kaçıyor? Neyden kaçıyor? İsmi geçiyor. Kaçıyor. Söz hakkını kullanması evet. lazım. Ben o adamın karşıma gelmesini istiyorum ya da bir açıklama yapmasını istiyorum. Yani benden aldığı bu parayı bana ödeyecek. Ben ödemek zorunda değilim. Ben 22 yaşındayım. Asgari ücret alıyorum. 2700 lira sadece o adamın kredisini ödüyorum. Anne Yeliz Doğan'ın 1 milyon lirayı batırmasıyla borç batağına saplanan baba kızın imdadına hayırseverler yetişti. Ben 3 günden beri konuyu takip ediyorum Rafi Bey için. Kendisine çok üzüldüm bu durumdan dolayı, yaşadığı olaylardan dolayı. Ben kendilerine müsaade ederlerse bir bağış yapmak istiyorum. Ben de bir anneyim, 29 yaşındayım. Benim de bir çocuğum var, 9 yaşında. Ben de eşimden boşandım ama hiçbir zaman çocuğumu bırakıp gitmedim. İrem orada ağladıkça benim içim parçalanıyor. Ben eğer İrem kabul ederse ona maddi anlamda hani gücüm yettikçe destek olmak isterim. İrem kızıma kabul ederse kredi borcunu kapatacağım. Sen hiç üzülme, sen dik dur. Utanan utansın, sen dik dur. Sizin bir manuel tekerlekli sandalyeniz var. Evet. Ama sizin hayatınızı daha kolaylaştıracak olan akülü sandalye. Bakırköy Gönüllü Çevreciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Rafi Bey'e akülü sandalye bağışında bulundular. Bunu da getirip hemen... Çok teşekkür ederim. Teslim ettiler. Çok teşekkür ederim. İnsanlar bize destek olduğunda biz bir çekiniyoruz ama... Mesela asıl utanması gerekenler senin etine butuna bakmadan senden borç isteyenler yani.